uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık. Küresel ekonominin %3'ten fazla küçüldüğünü açıkladı. Bir yılda uygulanan etkin politikalarla dünya genelinde büyük başarı elde edildiğini vurguladı. 2020 yılında kaydettiğimiz %1.8'lik büyüme ile Çin'in ardından G20 ülkeleri arasında en büyük büyüme oranına ulaşan en yüksek büyüme oranına ulaşan ikinci ülke oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Yeniden şekillenen uluslararası ticaret ağında güçlü ulaşım, enerji ve sanayi altyapısıyla Türkiye bölgenin yükselen yıldızı olmaya en güçlü aday. Varank, ekonomide Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlı olduklarını vurguladı. Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Güçlü sanayi altyapımızda üretim çakları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Sanayinin lokomotifi konumundaki kobilerin gelişip büyümesi için destekler de artırılacak. Arge yapan insan kaynağımız yaklaşık 4 kat artışla 306 bine ulaştı. Arge altyapısı ve insan gücüne yaptığımız yatırımlarla yıllık patent başvuru sayısı da yaklaşık 10 kat artarak 20 bine ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı daha fazla üretim, ihracat ve istihdam sağlaması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. İlk çağrıya bugün itibariyle çıkıyoruz. Bu çağrıda imalat sanayinde destekleyeceğimiz öncelikli iki sektörü belirledik. Birisi otomotiv, diğeri elektronik.